Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 28 Temmuz'da Türkiye saatine göre akşam 20.53'de 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Aslan Burcu Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinin sabit niteliklerini taşır ve Güneş Aslan Burcu'nda ilerlerken yaz mevsimini de en güçlü şekilde hissettiğimiz bir dönemdir. Evet, şimdi Aslan yeni ayı tüm gücüyle hayatlarımızda yenilikler getirmek üzere 28 Temmuz'da doğacak. Yaşam enerjimiz, özgüvenimiz, cesaretimiz, yönetme kabiliyetlerimiz, yaratıcılığımız, yeteneklerimiz, aşk hayatımız, romantik konular, çocuklarımız, yaşamın eğlenceli ve keyifli yönleri Aslan Burcu tarafından yönetilir ve Aslan yeni ayı kişisel ve toplumsal alanlarda bu konularla ilgili temaları daha görünür hale getirecektir. An haritasına baktığımızda Kova Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. MC noktasındaysa gökyüzü ortasında yine bir ateş elementi olan Yay Burcu var. Aslan yeni ayı haritanın 6. evinde doğuyor. Güneş ve Ay birleşiyor. Ancak 7. evi de Aslan yönettiği için ben 7. ev konularını da burada aktifleştirdiğini söyleyebilirim. Günlük hayatımızın detayları, alışkanlıklarımız, sağlığımız, beslenmemiz, bununla birlikte ilişkilerimiz, işbirliklerimiz, evliliğimiz, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, tüm bunlar yeni ayın kapsamında biraz daha öne çıkıyor. Yükselen de Kova olduğu için kişisel doğum haritalarınızda Aslan Burcu ile beraber Kova Burcu'nun bulunduğu ev alanına da bakmakta fayda var. Zaten Kova Aslan karşıt burç. 15 gün sonra, yeni aydan sonra 15 gün sonra Kova Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu aks, Kova Aslan aksı Ağustos ayında sizin için çok önemli hale gelecek. Buralarda yenilikler var, bazı dönüşümler var. Daha fazla dikkat çekici, hızlı gündemleriniz olabilir. Merkür Aslan Burcu'nda ve Ay düğümleri Boğa Burcu'nda, Boğa ve Akrep'te 18 derecede yerleşmiş durumda. Merkür 18 derecede. Kuzey düğümde bir Uranüs görüyoruz. Yine 18 derecede. Merkür'ün kuzey düğümlü ve Uranüs'te tam bir karesi var. Bu yeni ayın en güçlü açılarından. Aynı zamanda Jüpiter Koç burcunda artık gerilemek üzere durmuş durumda ve yeni ayla üçgen bir açı yapıyor. Bu üçgen açıyı 29 Temmuz'dan itibaren 30 Temmuz, 31 Temmuz, 1 Ağustos yani Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başlarını bu üçgen açının etkisinde hissedebiliriz. Tabii ki Jüpiter üçgenleri keyiflidir, şanslıdır, kısmetlidir. Burada gelişme imkanları, büyüme imkanları verir. Ancak Jüpiter durağan pozisyonu ve gerilemek üzere. Bu biraz hani sanki içinde bulunduğumuz şartları, özellikle Mayıs ayından bu yana hayatımıza gelmiş olan bazı konuları ele almamız, değerlendirmemiz, bunları fark etmemiz için de bize içsel olarak biraz daha fazla farkındalık verecek, bu yönde çalışacak gibi görünüyor. Yani şansı fark etmekle değerlendirebiliriz. Bazen de fark etmeyebiliriz ya da çok olumsuz gibi gördüğümüz bazı konular aslında kendi lehimize olumlu olabilir. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet, kimler en fazla etkileniyor? Tabii ki sabit burçlar. Sabit burçlarımız Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarımız birinci derecede etkilenecek. Hem ay düğümleri sabitlerde hem de yeni ayın yükseleni yine sabit burç Kova olduğu için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslan, Kova, Boğa ya da Akrep burçlarında güneşiniz, yükselen burcunuz olabilir, kişisel gezegenleriniz olabilir ve bunlar özellikle 5 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. 18 dereceyi de çok önemli görüyorum. Hem aynı ay düğümleri bu derecelerde olduğu için, hem Merkür Uranüs karesi 18 derecede olduğu için, sabit burçlarda 18 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bunları artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Yani işte 13 derece ile 23 derece arası alabilirsiniz. Bu derecelerde gezegenleriniz varsa bu yeni ay yine çok önemli etkiler getirebilir, tesirler getirebilir. Liderleri yönetir Aslan. Yöneticiler, liderler, tabii ki burada ünlü kişiler, önemli kişiler, biraz işte asaletli kişiler, maddi manevi gücü elinde tutan kişiler, liderlerle ilgili önemli temaların olacağını söyleyebiliriz. Bazı kayıplar olabilir. Hızlı, özellikle sabit burçlarda olan liderler dünya üzerinde, işte Aslan Burcu, Kova Burcu, Akrep ya da Boğa burçlarında bulunan liderlerle ilgili
hızlı ve ani gelişmeler, çok kadersel gelişmeler bekleyebiliriz. Bunlar bir kaza, ani bir hastalık, bir ölüm veya suikast gibi daha ciddi bir şey. Çünkü Mars'la Uranüs'ün kavuşması bu yeni ayı takip eden günlerde bazı stresler de yaratabilecek gibi görünüyor. Aslan burcu çocuklarımızı yönetir, çocuklarla ilgilidir. Her türlü yaratıcılıkla ilgilidir. Çocukların dikkat çekebileceği bir dönemdeyiz. Çocuklarla ilgili endişelerimiz artabilir bu dönemde. Genç nüfusu daha çok etkiler Aslan burcu. Ünlü kişiler ve özellikle sanat ve sanatçılarla, sahnede olan kişilerle ilgilidir. Sanat ve sanatçılarla ilgili, belki eğlence sektörüyle ilgili gelişmelerin olabileceği bir dönemdeyiz ve dikkat çekici yine bu alanda, özellikle ünlü kişilerle ilgili dedik, bazı haberlerde gelebilir tabii. Biraz riskli olduğunu görüyorum ülkemiz için. Yani ekonomik anlamda Venüs'ümüz, bizim 18 derecede bir Venüs'ümüz var. Akrep Venüs'ümüz tam bu açı kalıbına oturuyor ülkemizin haritasında. Üstelik Akrep, 5 derece Akrep Güneş'imiz var. Yeni ay 5 derece Aslan'da tam bir dik açı yapıyor. Ülkemizde ekonomik anlamda çok baskıcı, çok stresli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki her türlü piyasalara da dikkat etmek lazım. Ekonomiye, borsaya ve benzeri alanlara. Burada Venüs'ümüz direkt etki aldığı için liderlerle ilgili, yöneticilerle ilgili bazı riskler, kayıplar olabilir. Aynı zamanda bu Mars-Uranüs birleşimi depremleri çok tetikler. Yani doğa olaylarını ve depremleri çok tetikleyebilecek bir açı. İnşallah olmaz ama böyle bir risk görüyorum. Yani çünkü bizim Akrep'teki bu hassas Venüs'ümüz ne zaman tetiklense, bir tutulmada ya da herhangi böyle bir önemli durumda, bir transitte, gerçekten ülkeyi etkileyebilecek deprem gibi veya ekonomik anlamda veya işte politik anlamda bazı stresler, krizlerle karşılaşabiliyoruz. Yeni ayın yükselen burcunda kova olması, bu da ülkemizin 8. evi biliyorsunuz, kova Türkiye haritasının. O da zaten krizler evi, ekonomik krizler, kayıplar, ölümler evi. Hani burada önemli krizleri bekleyebiliriz. Her ne kadar Jüpiter'in olumlu açısı olsa da bu kişisel bazda, evet, kişisel olarak özellikle doğum haritalarında, ateş burçlarında iyicil gezegenleri olanları bireysel olarak olumlu etkileyebilir. Ama genelde baktığımızda, kolektif alanda baktığımızda, ülkemiz için değerlendirdiğimizde zor bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Yeni ayı takip eden günlerde 31 Ağustos, 31 Temmuz, 1 Ağustos, 2 Ağustos. Bu günlerde Boğa burcundaki Mars Uranüs'te birleşecek. Kuzey düğüm yönünde birleşiyor. Hani hızlı, beklenmedik, sürpriz gelişmeler ama biraz sert, böyle yıkıcı, kesici, yani ani durumlar. Ekonomide olabilir, işte bir deprem gibi bir durum olabilir, ani bir kayıp olabilir ama sarsıcı bir durum olabileceğini bize işaret ediyor. Sağlık konularına da değinmek gerekiyor çünkü sağlık konularında birçok kişiyi etkileyebilecek bir dolunay bu, yeni ay. Takip eden kova dolunayı da Satürn'le birleşeceği için özellikle buna da dikkat çekmek istiyorum. Kronik sağlık sorunu olanlar, işte biraz daha olgun yaştaki kişiler, aile büyükleri, yaşlı kişiler, hasta kişiler, bunlara dikkat etmek lazım. Nörolojik sorunlar, sinir sistemiyle ilgili problemler, tansiyon problemleri, kalp dolaşım sistemi problemleri ve ani gelişmeler. İşte ani bir böyle bir felç durumları ya da işte nörolojik bir sorun, tansiyon yükselmesi gibi bir durum, Mars Uranüs kavuşum, Merkür karesi, bunları riskli görüyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Zaten havanın da oldukça sıcak olduğu bir dönem, ısının daha da artmasını bekleyebiliriz. Artan sıcaklıklarla beraber hem sağlık konularında riskler artabilir, hem doğa olaylarında riskler artabilir. Bu durum tabii yangın riskini de arttırıyor. Ne de olsa aslan ateş elementi, yangınlar üzücü bir durum. Bunları sık sık yaşıyoruz. Orman yangınları, tüm dünya için söylüyorum, tüm dünya üzerinde yine üzücü orman yangınları, güçlü yangınlarla karşılaşabiliriz. Keyifli gelişmeler çocuklarla ilgili, hamilelik, doğum gibi konularda destekleyici olabilir. Eğlence sektöründe gelişmeler olabilir. Bireysel hayatlarımızda şans faktöründe, şansa ihtiyacımız olan yerlerde mesela böyle bir şansla karşılaşabiliriz. Aşk hayatımızı da aslan yönetir. Aşık olmak için önemli bir dönem. Kişisel doğum haritaları destekleyenler
Bu yeni ayda aşık olabilirler, çok romantik gelişmelerle karşılaşabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyenler için hamilelik haberleri olabilir. Güzel, keyifli gelişmeler söz konusu. Güzel bir tatil, eğlenmek için de yine bu Aslan yeni ayını değerlendirebiliriz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Aslan yeni ayı sizin için güzel bir yeni ay. 5. evinizde, şans evinizde doğacak. Burcunuzdaki Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Bazı fırsatlarla karşılaşabileceğinizin işaretçisi. Aşık olabilirsiniz. Romantik konular çok etkin. Özellikle yeni ayı takip eden 2 hafta boyunca aşk hayatınızda heyecanlı gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelikle ilgili bu yeni ay sizi destekliyor. Çocuklarınız var. Onların eğitimi, geleceğiyle ilgili keyifli haberler gelebilir. Örneğin çocuğunuz bir sınavı kazanabilir. İşte çocuğunuz evlenmek isteyebilir veya torun sahibi olabilirsiniz. Bunun gibi etkiler söz konusu. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda bu yeni ay sizi destekliyor. Yeteneklerinizi gösterebilir, başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Biraz da özgüveniniz, cesaretiniz de artacak. Bir hobiyle ilgilenebilir, bir sanatsal çalışma içerisinde yer alabilirsiniz. Spor gibi fiziksel aktiviteler ve rekabet gereken konularda da bu yeni ay hayatınıza hareketlilik getirebilir, daha çok başarı getirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yeni ay sizin için tabii ki çok önemli. 4. evinizde doğacak bu yeni ay. Aynı zamanda burcunuzdaki Mars'ın, Uranüs'ün kavuşumu, kuzey düğüm yönündeki kavuşumu, Merkür'ün açısı biraz daha tabii ki yeni ayda sizin için etkilerin öne çıkacağının işaretçisi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 5 derecede, bu nedenle güneş ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa yeni ay tesirleri etkili olacaktır. Ama ben 18 derece ve yakınlarını da önemsiyorum bu yeni ayda. O yüzden 18 derece ve yakınlarında, yani 13 derece ile 23 derece arasında güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ay önemli. Yenilikler olabilir, taşınmalar olabilir, yer değişiklikleri olabilir, evinizde yenilikler yapabilirsiniz. Yuva kurmak, aile olmak veya ayrılmak, hani tüm bunlar mümkün. Çünkü biraz daha kadersel bir etki var, biraz daha hızlı ve sert etkiler var yaşamınızda şu anda. O nedenle kariyer konularında, ilişkilerle ilgili konuda, yaşam alanlarınızda bazı yenilikler olması mümkün. Sağlığınıza dikkat edin. Hem kendi sağlığınıza hem de ebeveynlerinizin özellikle sağlıklarına dikkat etmekte fayda var. Videonun başında da söylediğim gibi bu yeni ay bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. İşte sinir sistemi, nörolojik problemler, Uranüs Mars etkisiyle dolaşım sistemi problemleri, tansiyon sorunları, özellikle kalp sorunları, bu konularda da dikkatli olmakta fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aslan yeni ayı 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay ile beraber yeni fikirler, yeni düşünceler gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizdeki kişiler, özellikle kardeşlerle ilgili önemli konularınız olabilir. Biraz kardeşlerle belki bazı konularda tartışmalarınız olabilir. Bu streslere dikkat edelim lütfen. Kayıplara dikkat edelim. Sizin dışınızda olup biten veya bilmediğiniz bazı sırlarla da yüzleşebilirsiniz. Bu yeni ayda gizli düşmanlıkları da iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü Mars-Uranüs kavuşumu 12. evinizde. Bunlar sizin kendi düşünceniz, bilinçaltınızdaki bazı zararlı düşünce kalıpları da olabilir veya işte kontrol edemediğiniz gizli bazı düşmanlıklar da olabilir. Dedikodular söz konusu. Bilgi trafiğine dikkat etmek gerekiyor. Belki her şeyi paylaşmamak gerekiyor etrafınızda. Duyduğunuz bilgilerin doğru olup olmadığına emin olun. Tartışma alanlarında mümkün olduğunca inatlaşmamaya dikkat edin. Komşu ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, iş çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde bu konulara özen göstermekte fayda var. Yeni aile beraber bir seyahate çıkabilirsiniz. Bir tatil organize edebilirsiniz. Veya iş konularında anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda bazı sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan yeni ayı 2. evinizde doğacak. Parasal konularda yenilikler var. Bir iş konusunda belki bir girişiminiz var. Çalışmaya başlayabilirsiniz. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Gelirlerinizde bazı yenilikler, belki artışlar olabilir.
Size ait değerleriniz varsa, bu bir emlak, bir toprak olabilir. Bunun alınması, satılması, kiralanması, işlenmesi gibi konular olabilir. Ailenizle de bağlantılı olabilir bunlar. Gündeminizde çalışarak iş yerinden, kariyerden elde ettiğiniz kazançlar alanında belki sürpriz gelişmeler var. Bu bir anda hani hızlı bir teklifle de karşılaşır ya da yeni bir proje karşınıza çıkacak. Bir anda bir teklifle karşılaşacaksınız. İş hayatınızla ilgili alanda tabii ki kazançlarınızı ve maddi durumunuzu da etkileyebilecek bazı beklenmedik durumların olabileceğini yani söyleyebilirim. Bunlar heyecan yaratabilir. Heyecan yaratabilir. Bunları önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde gündeminizde tutabilirsiniz. Harcamalarınız olabilir. Keyif için, tatil için, eğlence için veya tamamen kişisel konforunuz için bazı harcamalar yapabilir. Alışverişler de yapabilirsiniz. Spekülatif piyasalara dikkatle yaklaşmakta fayda var sevgili yengeçler. Yani çok kazanacağım diye biraz böyle eğer risk varsa şansa ihtiyacınız olan alanlarda, riskin çok olduğu alanlarda lütfen para konularına dikkatli yaklaşalım. Mümkünse güvenli adım atmakta, güvenliğimizi korumakta fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin yeni ayınız. Evet, her yıl bir yeni ay doğuyor burcunuzda. Bu yeni ay sizin yeni ayınız. Özellikle doğum gününüz 23 Temmuz'la 3 Ağustos arasıysa bu yeni ay sizin için çok daha önemli. Yükselen aslanlarımız için de lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 5 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa bu yeni ay yine sizin için çok önemli. Ayrıca 18 dereceyi de önemsiyorum. 18 derece ve yakınlarında yükselen burcu olanları, güneş burcu olanları da bu yeni ay çok etkileyebilir. Bunu işte 15 derece, 13 derece ile 23 derece arası alabilirsiniz. Yeni girişimler söz konusu. Belki bir karar vereceksiniz. İşle ilgili, kariyerinizle ilgili sürprizlere hazır olmakta fayda var. Çünkü Uranüs ve Mars 10. evinizde. Bir teklif olabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Belki işten ayrılabilirsiniz. Sizin kontrolünüz dışında da olabilir. Yani işten çıkarılabilirsiniz de. Bu da tabii ki yaşamınızda bir düzen değişikliği getirebilir. Yeni başlangıçlar yapmanızı gerektirebilir. İlişkilerinizle de ilgili olabilir bunlar. Yani evlilikler, ayrılık, işbirlikleriniz, buralarda vereceğiniz kararlar yine sizin kariyerinizi, toplumdaki statünüzü etkileyebilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Yeni ayda bir imaj değişimi yapabilirsiniz. Etrafınızdaki kişileri şaşırtabilirsiniz. Bununla beraber hem sizin hem de aile büyüklerinizin, ebeveynlerinizin sağlıklarında bazı hassasiyetler oluşabilir. Videonun ilk bölümünde söylediğim bazı sağlık sorunlarına da dolaşım sistemi, tansiyon, nörolojik sorunlar falan bunlara dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ayla beraber yaşamınızı şöyle bir gözden geçirmeniz, iyileştirmeler yapmanız mümkün. Evet, gizli olan bir şeyler hayatınızda ortaya çıkabilir. Fark etmediğiniz konular da netleşebilir. Uranüs'ün ve Mars'ın ay düğümüyle beraber 9. evinizde olması uluslararası konular, yurt dışı, uzaklarla ilgili konuları da aktifleştiriyor. Belki yurt dışında yaşama, yerleşme gibi bir düşünceniz var. Ya da yurt dışında okuma gibi bir konunuz var. Uluslararası alanda bir ticari girişim olabilir. Eğitim konuları olabilir. Yani buralarda bazı hızlı gelişmeler olabilir. Beklenmedik haberler gelebilir. Hızlı gündemler olabilir. Bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin. Bir tatile çıkabilirsiniz. Aslan yeni ayı aslında biraz ortamlardan ayrılmak, biraz inziva için, dinlenmek için size bir fırsat da sunabilir. Düşünceleriniz değişirken yaşamınızdaki gereksiz şeylerden arınmak için, zararlı alışkanlıkları bırakmak için, bir sağlık sorununuz varsa onu şifalandırmak için de bu Aslan yeni ayı size gerekli imkanları verebilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 11. evinizde doğuyor. Aslında burası şanslı bir ev, şanslı bir yeni ay. Jüpiter'in de güzel bir açısı var. O da zaten 7. eviniz karşıt burcunuzda. Yani sosyal hayatınızın hareketlendiği bir dönem. Bu yeni ayda daha fazla eğlenebileceğinizi, arkadaş gruplarına dahil olabileceğinizi, gruplar içerisinde, ekip içinde olabileceğiniz, belki bazı organizasyonlara dahil olabileceğinizi söyleyebilirim. Belki bir tatil organizasyonu olabilir bu. Keyifli bir çalışma olabilir, bir eğitim olabilir. Belki bir iş, ekip çalışmasında olabilirsiniz. Tanışmalar olabilir.
yeni teklifler alabilir, evlilik teklifi bile olabilir çünkü Jüpiter evlilik evinizde. Yeni tanışmalar, arkadaşlıklar, güzel bir yeni ay döngüsü, parasal kazançlar içinde sizi destekliyor bu yeni ay. Mars'ın ve Uranüs'ün 8. evinizde olması finansal konularda hızlı sürprizden olabileceğinin işaretçisi. Belki eşinizden bazı jestlerle karşılaşacaksınız ya da bir kredi bekliyorsanız bu gelebilir. Bir yatırımla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Eşinizin kazançlarında hızlı değişimler olabilir. Tüm bu sürprizler de yeni ayın konuları içerisinde yer alabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Aslan yeni ayı sizin için önemli çünkü sizin gibi sabit bir burç 10. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 5 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz var mı? Eğer varsa etki alıyorsunuz. Aynı zamanda 18 derece ve yakınlarını da önemsiyorum. Çünkü bu yeni ayda çok güçlü açılar içerisinde. Böyle bakarsak 13 derece ile 23 derece arasında da güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa bu yeni ay sizi etkileyecektir. Kariyerinizde değişimler, yenilikler, başlangıçlar olabilir. Yer değişimleri, taşınmalar olabilir ki bunlar biraz ilişkilerinizle bağlantılı önemli ölçüde. Yani bir evlilikle birlikte de bu kararı verebilirsiniz. Kariyerle ilgili alanlarda özellikle. Bununla beraber işte bir işe girmek, bir işten çıkmak, evlenmek, ayrılmak. Yani tüm bunlar sizin yer değiştirmenize, kariyerle ilgili, toplumdaki statünüzle ilgili bazı değişimler, yenilikler yapmanıza imkan verebilir. Bunlar sürpriz bir şekilde de, beklemediğiniz bir şekilde de karşınıza çıkabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Eşinizin sağlığı veya işte ebeveynlerinizin sağlığı, buralarda bazı riskler oluşabilir. Özellikle kronik sorunu olanlar, işte kronik dolaşım sistemi, kalp sorunu, tansiyon problemi, nörolojik sorunu olanlara özellikle 31 Temmuz 3 Ağustos arasında biraz daha dikkatli yaklaşmakta fayda var, temkinli olmakta fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Aslan yeni ayı 9. evinizde doğacak. Sizin için keyifli bir yeni ay. Hayata bakışınızın daha iyimser, daha güvenli, daha umutlu olabileceği bir dönemdesiniz. Jüpiter'in de desteği devam ediyor. Bu dönem biraz çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili konular veya kişisel yetenekleriniz, kazançlarınızla ilgili alanlarda sorgulamalar ve değerlendirmeler söz konusu olabilir. Maneviyatın yükseldiği bir dönemdesiniz. Aslan yeni ayı keyifli yolculuklar, seyahatler, tatiller getirebilir size. Bunlar uzaklar, yurt dışı, uluslararası konular olabilir. Akademik konularda bazı adımlar atabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Başka bir şehre taşınma, başka bir yerde yaşama gibi kararlarınız da olabilir tabii. Özellikle sosyal medya, internet üzerinde yapılacak bazı işler, dijital bazı işler ya da online e-ticaret gibi işler. Tüm buralarda da bazı adımlar atmanız, kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Aslan burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay parasal dinamiklerde bazı stresler oluşturabilir. Yenilikler de getirebilir tabii ki. Bir krediye başvurabilirsiniz. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Örneğin bir ev almak istiyorsunuz. Mesela bir kredi konunuz var. Ya da size ait topraklar var. İşte bir mülkünüz var, gayrimenkulünüz var. Bunu satmak ya da kiralamak istiyorsunuz. Evet, bu Aslan yeni ayında bu gündemler olabilir. Aile üyeleriyle ilgili onların şifalanması, onların sağlık sorunları varsa onların tedavisi veya bir ameliyat gündeme gelebilir. Eşinizin parasal kaynaklarında gelişmeler olabilir. Örneğin eşiniz de işe girebilir, para kazanmaya başlayabilir. İşte kişisel yatırımlarınız, yaptığınız yatırımlarla ilgili gelişmeler olabilir. Burada bazı riskler de olabilir. Çünkü Uranüs ve Mars 5. evinizde. Burası şans evi. Ama Boğa burcundaki Mars ve Uranüs hızlı ve sürpriz gelişmeler demek. Evet, belki bir koyup 5 alabileceğiniz bir süreç. Böyle sürprizler olabilir ama aksi de olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Para harcama eğiliminizin biraz artabileceği bir dönem. Yani keyif için, çocuklar için, eğlence için daha fazla para harcama eğiliminde de olabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin için önemli bir yeni ay. 7. evinizde, ilişki evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Bunun yanı sıra 18 dereceyi yine önemsiyorum. 13 derece ile 23 derece arasında gezegenleriniz varsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya başka kişisel gezegenleriniz bu yeni ay kapsamında olacaktır. Tetiklenecektir. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Evet, evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Belki bir ortaklık işe
ortaklığa gireceksiniz ya da bir teklif alacaksınız. Ama süre gelen işlerinizde bitişler de olabilir. Yani bir ortaklığı bitirebilirsiniz ya da bir evlilik bitebilir. Mars'ın ve Uranüs'ün dördüncü evinizde olması özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailevi konularda hızlı ve sürpriz bazı gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Yani bir ayrılık da olabilir. Bu ayrılıkla beraber işte yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Evden ayrılabilirsiniz, taşınabilirsiniz gibi. Veya bir yeni evlilikle beraber de bunlar olabilir tabii ki. Ebeveynleriniz ve onların sağlıkları ile ilgili hassasiyetler olabilir. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sizin de genel sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle bu Aslan yeni ayı Merkür'ün de Uranüs'te Mars'ta yapacağı bu sert açılar nedeniyle sinir sistemi ve nörolojik sistemimizi çok etkileyebilir. Tansiyon dengesizlikleri, kalp dolaşım sistemi problemleri bunlar çok tetiklenebilir. Dikkatli olmakta fayda var ki özellikle belki olgun kişiler, yaşlı kişiler, hasta kişiler bu durumdan daha fazla tesir alabilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aslan yeni ayı sizin 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınız, işiniz, mesleğinizle ilgili konularda yeni kararlar verebilirsiniz. Çalışmıyorsanız bir işe başlayabilirsiniz veya çalışma ortamlarınızda bazı yenilikler olabilir. Mesela yardımcı alabilirsiniz ya da bir asistanınız değişebilir. İş arkadaşlarınızda bazı değişimler olabilir. Bu yeni aile beraber bir işle ilgili bir eğitime katılabilirsiniz. İş seyahatiniz olabilir. Kardeşlerle beraber, akrabalarla beraber çalışmalarınız varsa eğer buralarda biraz dikkat edin çünkü fikirsel ayrışmalar, tartışmalar olabilir. Özellikle kardeşlerle ilgili konular sizin zihninizi biraz meşgul edebilir. Yaşadığınız yerde çevrenizdeki kişiler veya komşu ilişkilerinize de biraz dikkat etmekte fayda var. Anlaşmazlıklar, tartışmalar olabilir veya hani burada hızlı değişimler olabilir. Sağlık konularında sağlığınızla ilgilenmeniz için bu yeni ay size fırsatlar sunuyor. Diyete başlayabilirsiniz, işte beslenme programınızı değiştirebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz veya bir sağlık probleminiz varsa tedavi olabilirsiniz. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Ani bir kararla mesela bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bu yeni ayla beraber sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.